Merhabalar değerli arkadaşlarım. 2023 Mart ehliyet sınavı sorularıyla devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım değerli arkadaşlarım. Yine Instagram'a ehliyet.hocam adresi yazdığınız zaman değerli arkadaşlarım, direkt olarak da bizim Instagram hesabımıza ulaşıyorsunuz. Kanalımızla aynı amblemde olduğunu söylemek isterim. Yine değerli arkadaşlarım, Ehliyet Hocam soru bankasını almak isteyen, kazandıran soru bankasını almak isteyen arkadaşlarım buradan sipariş için Instagram sayfamızdan tıklayabilir diyorum. Son olarak arkadaşlar, Instagram'dan sonra bizim bir tane Google Play'de bulunan ehliyet sınav soruları uygulamamız var. Yine bunu da indirerek değerli arkadaşlarım, özellikle telefonu Android olan arkadaşlarım bunu indirip ne yapabilirler? Soru çözümünde bulunabilirler. Eğer iPhone kullanıyorsanız, zenginim diyorsanız ehliyethocam.org adresinden soru çözümleri gerçekleştirebilirsiniz diyorum. Fazla da vakit kaybetmeden hemen sorularımızla devam edelim değerli arkadaşlarım. Şekildeki trafik kazası aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir diyor. Takip mesafesine, kavşaklarda geçiş hakkına, öndeki aracı geçme kuralına, farların kullanılacağı yer ve hallere. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Kavşaklarda geçiş kuralına uymamış. Burada oysaki dur levhasını alan bu şöyle yapayım. Şu hunhari kalemimi elime alayım şöyle. Evet. Şu araç dur levhasını gördüğü için durması ve yolu kontrol edip ondan sonra çıkması gerekiyordu. Aynı zamanda eğer yolda araç varsa ana yoldur burası arkadaşlar. Şu levhadan buranın ana yol olduğunu anlıyoruz. Ana yoldan geçen araçlara yol vermesi gerekirdi. Fakat yol vermemiş, çıkmış. İmam amca pamuğu buna tıkayacak arkadaşlar. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür? Tokluk hissi, yavaş nabız, görmeden netlik, yüzeysel solunum. Doğru cevabımız D şıkkı, yüzeysel solunum olacak arkadaşlar. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan insanda. Arkadaşlar burada yine hipoglisemi'nin belirtilerini verdim. Bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. İşte ellerde titreme, dalgınlık. Ya bu acıktığınız zaman yaşadıklarınızın birçoğunu burada görürsünüz arkadaşlar. Diyeyim. Bazen mesela adam aşırı sinirli oluyor. Niye kan şekerim düştü diyor, değil mi? Devam. Şekildeki karayoluna ne ad verilir? Bağlantı yolu, iki yönlü karayolu, tek yönlü karayolu, bölünmüş karayolu. Doğru cevabımız B şıkkı, iki yönlü karayolu olduğunu biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın şu oklardan anlıyoruz. Bölünmüş yol olmuş olsaydı nasıl olacaktı arkadaşlar? Şu aradaki şu kesik çizgi olmayacaktı. İki tane düz çizgi görecektik. Zaten bir sonraki şeyde bunu şöyle açıkladım. Bakın bölünmüş yolda şu şekilde bariyer olabileceği gibi yine ortada iki tane çizgi de görebilirsiniz. Arkadaşlar bağlantı yolunu da siz bulup aşağıya yorumlara yazın bakalım. Kaç taneniz bağlantı yolunun ne olduğunu biliyor? Evet, verilenler illaki bulamazsanız da Instagram hesabında var, mevcut, oradan bakabilirsiniz. Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır? İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması, uygulamanın yapıldığı saatin bir kağıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması, uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması. Yalnız 1, 2 ve 3, 1 ve 2, 1, 2 ve 3 de şıklarda verilmiş arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı, 2 ve 3 denilmiş. Arkadaşlar biz ip gibi, tel gibi böyle kesici malzemeyle yapmıyoruz bunu. İp kalın olabilirse tamam yapılabilir ama incecik bir iple adamın bacağını dolarsanız adamın bacağına daha da zarar verirsiniz. 4 zamanlı bir dizel motorun emme zamanında silindirlere hangisi emilir? Hava, benzin, motorin, karışım. Arkadaşlar bu tip sorular bizi şaşırtan sorulardır. Çünkü biz genelde kurslarda eğitim aldığımız zaman benzinli motorun üstünde çok durulur. Dizel motorda devamlı kaybederiz biz. Doğru cevabımız burada hava olacak. Emme zamanında hava alınıyor sadece arkadaşlar. Hocam karışım alınmıyor mu? Hayır, alınmıyor. Neden? Çünkü bakın ikisinin de çalışma sistemi
farklı. Bakalım emme zamanını arkadaşlar. Emme zamanında dizel motorda sadece temiz hava alınır ve bu temiz hava sıcak havanın üzerine sıkıştırma zamanında ne yapıyor arkadaşlar? Fışkırtırılıyor. Ve otomatik olaraktan alev alıyor. Yani herhangi bir ateşleme yok. Bir buji yok. Sadece şu ortada kızdırma bujisi dediğimiz bir buji vardır. Bu buji ama ateşleme yapmaz. Sadece havayı ısıtır arkadaşlar. Şimdi şuraya gelelim. Benzinli motorda ise yakıt hava karışımı alınıyor. Tamam mı? Bakın yakıt hava karışımı alınıyor. Ve bunda buji var gördüğünüz gibi. Su boplarımız var. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunları da incelemenizi tavsiye ederim. Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? A 1 2 3 B 1 3 2 C 2 3 1 D 3 1 2. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Kesinlikle arkadaşlar kavşağın içinde bir araç varsa, dönen kavşağın içinde bir araç varsa diğer bir aracın girmesi yasaktır. İlk önce 2 numaralı araç hareketini sonlandıracak. Kavşaktan çıkacak. Daha sonra diğeri girecektir. Hangisi girecek? Hemen en sağdaki girecek. 3 numaralı taşıt girecek. Daha sonra da 1 numaralı taşıt girecek arkadaşlar. Araç gösterge panelinde ABS uyarı ışığının yanması aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir. Fren sistemi, yakıt sistemi, yağlama sistemi, soğutma sistemi. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Diğer sistemlerdeki arıza ve göstergeler bu şekilde olacak. Bazen yakıt sistemindeki arızalarda motor işaretini görebilirsiniz arkadaşlar. Niçin motor levhası oluyor? İşte aracınızın yaktığınız yakıt kötüyse vesaire ise onu da görebilirsiniz. Yine burada uyarı ikaz lambalarında arkadaşlar görebilirsiniz. Hangisinin ne işe yaradığına bakabilirsiniz. Şekildeki trafik polisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? Dur, hızlan, yavaşla, sağa yanaş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Yavaşla olacak. Değerli arkadaşlar, mümkünse videoyu sonuna kadar izleyin. Adam baştaki 3 soruyu izliyor. Ondan sonra diyor ki hocam hiçbiri çıkmadı. O mübarek. Ya bir sonuna kadar bir izle ya. Bir izle bir bak yani. Benim amacım zaten sana soru ezberletmek değil. Konu anlatmak bir nevi. Dikkat ediyorsanız olunabildiğince zaten açıklamalı veriyorum şeyleri. Hani düz okuyup geçmiyorum. Hepinizi seviyorum. Evet. Polis amcamızın bazı işaretleri var arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Trafiği hızlandırma işareti. İşte arkaya doğru şöyle hızlı hızlı elini çırpması. Sağ veyahut da sola yavaşlatma işaretidir bu. Yavaşla demek. Ama dur demek değil bakın. Yavaşla demek sadece. Bütün yenlere dur işarettir arkadaşlar. Sol elini kaldırması. Arkadaşlar eğer bu şekilde duruyorsa arkasındaki ve önündeki trafik durdurulur. Fakat yanlardaki yolla kollarını uzattığı taraftaki trafik devam eder. Bunda ise tüm taraflara açıktır. Diğerlerine baktığımız zaman araç durdurma arkadaşlar. Bakın hem bir eli yukarıda dur işareti var hem de hangi yöne doğru yanaşması gerektiğini gösteren eli var arkadaşlar. Gece geç işareti bir de gece yönlendirme işaretini görüyorsunuz arkadaşlar. Sağa ya da sola olmak üzere. Bir de gündüz yönlendirme yön belirtme işareti arkadaşlar. Yukarıdaki açıklama acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir? Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli. İri ve kilolu kazazede bu teknikle taşınmalıdır demiş. İtfaiyeci yöntemi, rentek manevrası, hemlik manevrası, sürükleme yöntemi de şıklarda verilmiş arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı sürükleme yöntemi olacak. Rentek manevrası neydi? Rentek manevrası arkadaşlar bizim aracın içerisinde herhangi patlama durumu ya da aracın yanma durumu varsa yazazedeyi baş boyun gövde eksenini bozmadan lakkadanak bir selviyi devirir gibi çıkarmamıza biz rentek manevrası diyoruz. Diğer manevralarla ilgili de şöyle bir verdim. Mesela Holger Nielsen'i birçok insan bilmez. Sırttan bastırma eğer ağızda bunun da yaralanma varsa kanama varsa Holger Nielsen yöntemi uygulanır. Şekildeki yol çizgisinin anlamı nedir? Şerit değiştirmek yasaktır. Öndeki aracı geçmek yasaktır.
Taşıt yolu bölünmüş yol durumuna gelmiştir. Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Kurallara uygun olarak öndeki aracın geçilebileceğini arkadaşlar kesik çizgi bize bildirir. Geceleri karayolunda seyrederken resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi kullanılmalı? Vallahi arkadaşlar bir kulak çınlaması oluyor böyle yaptığı zaman. Kulak çınlamasının sebebi şu. Adam sizi anıyor karşıdan. Böyle ışıkları açıp geldiğiniz zaman en sevmediğim, en nefret ettiğim olaydır. Adam böyle açıyor. Ondan sonra öteki ana avrat sövüyor tabii. O yüzden kulak çınlaması oluyor. Lütfen arkadaşlar buna dikkat edin. Hayatınız boyunca kazaya sebebiyet verirsiniz. Her şeyi geçtim. Kazaya sebebiyet verirsiniz. A. Sis ışıkları. B. Park ışıkları. C. Acil uyarı ışıkları. Yakını gösteren ışıklar demiş. Tabii ki de uzağı gösteren yerine yakını gösteren ışıkları kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunlar kek sorular, basit sorular. Şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı karayollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Bağlantı yolu, tali yol, ana yol, tali yol, bölünmüş karayolu, bağlantı yolu, iki yönlü karayolu, tek yönlü karayolu. Değerli arkadaşlar, buradan çıkartabileceğiniz en kolay şeyi söylüyorum. Bakın, bu levhayı biz sadece ana yollarda görüyorduk değil mi? Bir de ters üçgen ve dur levhamız vardı. Bunlar da tali yollarda bulunuyordu. O zaman arkadaşlar doğru cevabımız ana yol, tali yol olacak. 2 numaralı araç tali yolda, 1 numaralı araç ise ana yolda bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgar işarettir demiş. A, B, C şıkları verilmiş arkadaşlar. Şöyle A'yı B'yi ben yazayım. Çocukları uzak tutun aman diyeyim. Psikolojileri bozulur. Benim yazı berbattır. Şöyle D oldu. Arkadaşlar doğru cevap siz zaten bildiniz. Bu havaalanlarına yakın yerlerde görmüşsünüzdür. Doğru cevap B şıkkı. Peki diğerlerine A ve C şıkkında tali yol bağlanan ana yolu gösteriyor. Bu levhalar ikisi de ana yolda bulunur A ve C şıkkındaki. A'daki sağdan ve soldan tali yolun birleştiğini, C'deki ise sadece sağdan bir tali yolun birleştiğini gösteriyor. D şıkkında ise arkadaşlar zeminin gevşek olduğunu ve mıcırlı yol diyoruz ya hani mıcır bu taşlı küçük taşlı yol öyle bir yol olduğunu böyle yıllarda arkadaşlar derhal takip mesafesini arttırmalıyız. Çünkü gelen taş sizin camınıza zarar verebilir. Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasında bağlı olarak meydana gelebilir demiş. Saç dökülmesi, bedensel aktivitede artma, ağızdan köpüklü kan gelmesi, yaralanma bölgesinin alt tarafında felç. Arkadaşlar doğru cevap D şıkkı. Omurgalarda o yüzden yani böyle yaralılarda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer herhangi ciddi bir yaralanma olursa %90 ihtimalle hastayı felç bırakabilirsiniz. O yüzden dikkat diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış uygulamalardandır? Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak, kanayan damarın üzerine basınçlı sargı uygulamak, kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak, kanayan damarın üzerine bastırmak. Değerli arkadaşlarım doğru cevap C şıkkı olacak. Kalp seviyesinden aşağı tutarsanız bu bir fizik kuralı. Aşağı tuttuğunuz zaman kanın akışı ne olacaktır? Artacaktır ve kanama da artacaktır doğal olaraktan. Yukarı tutarsanız kalp oraya basması biraz daha zorlaştığı için kanamayı azaltacaksınızdır. Aracına LPG sistemi taktıran kişi bunu kaç gün içerisinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır? A 30, B 40, C 50, D 60. Arkadaşlar doğru cevabımız A şıkkı 30 olacak. Herhangi bir aracınızda değişiklik yaptırmışsanız bunu 30 gün içerisinde ilgili kuruluşa bildirmeniz gerekiyor. Ondan sonra muayeneye giriyorsunuz zaten arkadaşlar. Muayeneden de eğer uygun bir tüp taktırmışsanız olumlu sonuçla çıkıyorsunuz. Karayollarında taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisiyle belirlenir? Yol çizgileri, ışıklı işaret cihazları, trafik polisinin sayısı, karayolundaki taşıt sayısı.
Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Yol çizgileri ile, yani her yol çizgisi arkadaşlar bir şerit ayırır bizi. Doğru cevap A şıkkı olacak. Havada bulunan oksijen ve kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi işlemi vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir? Sinir sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi, iskelet sistemi. Doğru cevabımız C şıkkı, solunum sistemi olacak. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki bir numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? 2 numaralı aracın geçmesini beklemek, hızlanarak yoluna devam etmek, sola dönüş işaretini vermek, dar bir kavisle dönmek. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. 2 numaranın aracı geçmesini beklemeli arkadaşlar. Eğer dönüş yapan bir araç varsa kontrolsüz kavşaklarda o arkadaşlar en sona kalır. Tabii ki sıralaması var bunun. Nasıldı? Eğer dönüş yapıyorsa en sona kalıyor. Bu bir. İkincisi, motorsuz taşıtsa en sona kalıyor. İş makinesi veyahut da lastik tekerlek traktörse en sona kalıyor. Arkadaşlarım şimdi burada 2 numaralı araç geçecektir. Daha sonra 1 numaralı. Hocam bir araç daha olsa ne olacaktı? Düz geçen bir tane de şurada araç vardı. Düz gidiyordu bu da. Dönüş yapmıyordu. Ne olacaktı? Arkadaşlar önce 2 numara değil 3 numaralı olacak olan bu araç geçecek. Neden? Arkadaşlar eğer hepsi eşit hareketi yapıyorsa en sağdakine bakacaksınız. Aracın çok uzun süre kullanmadan bekletilmesi sonucunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? Akü şarjının azalması, fren balatalarının azalması, motor yağının özelliğini kaybetmesi. Arkadaşlar, artı eksi koyun demiştim böyle sorularda, daha basit oluyor. Akü şarjının azalması, evet. Fren balatalarının azalması, hayır. Motor yağının özelliğini kaybetmesi, evet. Doğru cevap 1 ve 3, yani C şıkkı. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir? Kırmızı ışıkta, sarı ışıkta, aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta, aralıklı yanıp sönen sarı ışıkta. Doğru cevabımız C şıkkı. Eğer aralıklı yanıp sönüyorsa duracaksınız, kontrol edeceksiniz arkadaşlar. Dur levhasıyla aynı anlama geliyor yani. Motor çalışır durumdayken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? Motor daha iyi yağlama yapar. Motor daha yavaş döner. Marş dişlisi zarar görür. Motor daha hızlı döner. Bizim arkadaşlar bunu D şıkkı diyordu arkadaşlar. Ben de çocukken bizim motosiklet vardı bir tane. Onu özellikle böyle daha hızlı dönsün diye marş yapıyordum. Motor sonradan dişli yedi. İki de bir ses yapıyor. Zzzz diye bir ses geliyor. Tabii servise götürdü babam. Ondan sonra beni okşadı biraz. Arkadaşlar motordaki dişli, marş dişlisi zarar görmüş. Doğru cevap C şıkkı olacak. Sakın ha böyle bir şey yapmayın. Marş yapmayı keseceksiniz arkadaşlar çalıştıktan sonra. Aşağıda soru işareti ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin birinci aşaması olan aşağıdaki uygulama hangi seçenekte verilmiştir? Evet, şurayı soruyor arkadaşlar bize. Nerede bu kalem ucu? Heh. A. Kırık kontrolünün yapılması. B. Kanamanın kontrol edilmesi. C. Şok pozisyonunun verilmesi. D. Hava yolunun açıklığının sağlanması demiş. Doğru cevabımız ne diyor? D şıkkı diyor arkadaşlar. Hava yolu açıklığının sağlanması. Eğer hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra solunum yoksa suni teneffüs yapılması, dolaşıma bakılıp dolaşım desteği yani kalp masajı yapılması olacak. Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? Evet, bilinci açık, kulağından kan geliyor. Ayakları 45 cm yükseltilmeli, başı 30 cm aşağıya indirilmeli. Hareket etmemesi sağlanmalı. Kulağı temiz bir bezle tıkanmalı. Değerli arkadaşlarım, burada doğru cevap C şıkkı.
Ayakları 45 santimetre yukarıya kaldırmıyorsunuz. Şimdi şöyle bir çizim yapacağım. Kusura bakmayın. Çocuklara dikkat bu arada. Heh. Şöyle. Bu amcamızı da şöyle yatıralım. Bunun arkadaşlar ayaklarını 45 santimetre yukarıya kaldırdığınız zaman kan akışını otomatik olarak nereye yüklemiş olursunuz? Beyne yüklemiş olursunuz. E adamın zaten kulağından kan geliyor. Kanı arttırır mısınız? Evet arttırırsınız. O yüzden ayakları kaldırmayacağız. Başı 30 santimetre aşağıya indirilmeli. Arkadaşlar aslında A ve B şıkları aynı anlama geliyor. Bunda ayakları yükseltmiş, diğerinde başı aşağı doğru indirmiş. Hayır, kesinlikle böyle yapmayacağız. Yine aynı şekilde kan beyne gidecektir. Yani kulakta kanamayı arttıracağız. O yüzden B'yi de çizdik. D şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar bizim bazı doğal deliklerimiz var. Bunlar neler? 1. Anüs, vajinal bölge, bu bölgemiz yani. 2. Ağız bölgemiz, burun bölgemiz, kulak bölgemiz. Tamam mı? Bunlar bizim doğal deliklerimiz. Buralardan herhangi bir kanama olduğu zaman, tamam mı? Bunları engellemiyoruz. Kanaması daha iyi yani. Çünkü diyelim ki burun kanıyor. Kanamayı engelledim. Beyin kanaması olabilir. Veyahut da bağırsaklarda bir iç kanama olmuş oluyor. Otomatik olaraktan içe akıtmış oluyorsunuz kanamayı. Tamam? O yüzden bu doğal delikleri de bilmiş olalım. Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması, tavsiye edilen tıp ve ebatlarda araç lastiği kullanılması, araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yaptırılması. Hangisinin gerçekleşmesi beklenir demiş. Çevre kirliliğinin artması, sürüş konforunun azalması, trafik yoğunluğunun artması, aracın daha az yakıt tüketmesi demiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Aracın daha az yakıt tüketmesi olacak arkadaşlar. Bunlara uygun yaparsak, ama çevre kirliliğini arttırmaz, daha azaltır. Konforu azaltmaz, arttırır. Yoğunluğu arttırmaz, azaltır arkadaşlar. Neden? Adam daha pratik olur böyle olduğu zaman. Lastik uygun olmazsa daha yavaş gitmek zorunda kalabilir. Yerleşim yeri içindeki karayollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? A 20, B 30, C 40, D 45. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. 30 kilometre olacak. Zaten ya 30'dur ya 50'dir. Atsanız tutar yani. Araçta kontak anahtarının görevi nedir demiş. Aküyü şarj etmek, bujiye giden akımı yükseltmek, elektrik devresini açıp kapatmak, vites değiştirmeyi kolaylaştırmak. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Elektrik devresini açıp ne yapmak arkadaşlar? Kapatmak olacak. Yani siz kontağı çevirdiğiniz zaman otomatik olarak da motora ve aksamlarına elektriği vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bütün sensörler aktif hale gelmiş oluyor. Bir tık daha çevirdiğiniz zaman marş motoruna elektrik veriyorsunuz ve motoru çalıştırmış oluyorsunuz. Anlaştık. Bujiye giden akımı yükseltmek neyin görevi arkadaşlar? Bobinlerin görevi değil mi? Bobinin görevini. Hatta oradan dispiratöre gidecek. Aküyü şarj etmek alternatörün görevi. Alternatör. Ben yazamıyorum arkadaşlar, siz anladınız. Alternatör. Elektrik devresini açıp kapamak dedik. Vites değiştirmeyi kolaylaştırmak neydi arkadaşlar? Bu vites kolu değil mi? Elinizde tuttuğumuz. Ve debriyaj. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması, kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması, kanayan yere en uzak basınç noktasına bası uygulanması, kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi demiş. Tabii ki yanlış demiş. Doğru cevap B şıkkı. İkinci bez koyarak bastıracağız arkadaşlar. Uzak basınç noktasına alakamız yok. Düşünün, adam bacağı kaynıyor, siz gözüne basınç uyguluyorsunuz. Böyle aptalca bir durum yok. Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınmak demiş. Hayır arkadaşlar, tam tersine uzuv kopmasında zaten özellikle biz bunu uyguluyoruz. Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aracı çalıştırdınız. Aracın iki farı da yanıyor ama bir tanesi hafif sönük yanıyor. Sebebi ne olabilir?
Akünün boşalması olamaz. Neden? İkisinin de sönük yanması lazım. Akü kablo bağlantılarının gevşetmesi. Yani olabilir ama gevşediği zaman yine ikisinde de sıkıntı olması lazım. Marş kablo bağlantılarının gevşemesi, farlarla alakası yok. D şıkkı ise arkadaşlar doğru cevap. Oksitlenmesi yani küflenmesi arkadaşlar dediğimiz olay far kablolarında böyle bir şeye sebebiyet verir. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki samnoluğun anlamı nedir? Arkadaşlar sıkılmaya başladığınızı biliyorum. Lütfen biraz sakin, tamam mı? Şöyle bir nefes alın. Hop, nefes aldık. Aldık arkadaşlar. Evet. Şimdi taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir? Bisiklet yolu, motosiklet yolu, bisiklet giremez, motorlu bisiklet yolu demiş. Doğru cevap ne demiş? A şıkkı, bisiklet yolu demiş arkadaşlar. Aksine bir işaret yoksa şekildeki araç için yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? Bununla alakalı paylaşım Instagram'da yaptım. Bakabilirsiniz arkadaşlar aşağıya doğru inip. Özellikle zaten ben sorular üzerinden paylaşım yapıyorum ki hani direkt olarak da bilgiyi orada bulabilin diye. A 90, B 100, C 110, D 120. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. 110 olacak arkadaşlar. Aksine bir işaret yoksa 110 kilometre hız sınırı bulunmaktadır bölünmüş karayollarında. Araçların muayene süresi dolmasa bile aşağıdaki hallerin hangisinden dolayı özel muayene yapılması zorunludur? Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde, sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde, motoru bakımdan geçirildiğinde, sahibi değiştiğinde. Zorunlu olanı sormuş. Tabii ki de A şıkkı olacak. Kazaya karışırsa zorunlu olaraktan muayene yapılması gerekebilir arkadaşlar. Fakat sahibi ve işleticisi değiştiğinde gerekmez. Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir? Batı, doğu, kuzey, güney verilmiş arkadaşlar. Şöyle şey yapalım. Bir dikdörtgen çizelim. Arkadaşlar şöyle düşünün, gözünüzü kapatın. Antalya ne taraftaydı? Hemen şuradaydı değil mi? Antalya bu tarafta. O zaman Sinop ne taraftadır? Bu taraftadır. Bu tarafta ne vardır arkadaşlar? Evet, Aydın falan filan var değil mi? Fethiye var şurada hatta köşecikte. Burada Ağrı falan var. Arkadaşlar doğu hangi taraftır? Bu taraftır değil mi? O zaman burası doğu. Bakalım. Burası ne olabilir arkadaşlar? Doğunun tam zıttı batı olacaktır değil mi? Doğu, batı. Devam edelim. Antalya güneyde midir, kuzeyde midir? Ne diyoruz? Güneye indiler, tatile diyoruz. Güney sıcak yerler demek. O zaman Antalya'ya indiler diyoruz güneye. Bodrum'a gittiler güneye diyoruz değil mi? Doğru cevap ne olacak? Doğu olacak arkadaşlar. Bakın sağ kenar çizgisi yani burası doğudur arkadaşlar. Sol, batı. Aşağısı güneyi gösterir bize. Yukarısı ise arkadaşlar bize kuzeyi gösterir. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir? Evet arkadaşlar şöyle bir çizim yapacağım yine. Çocuklara yine dikkat edelim. Dur, olmadı. Şöyle şu şekilde bir çizim yapalım. Bunun üstünden gösterelim. Evet, harika oluyor. Şöyle. Ondan sonra şöyle ayakları çizelim. Şöyle. Şöyle kolları çizelim. Şöyle. Şuraya bir de bir kol çizivereyim. Evet. Şöyle. Şimdi değerli arkadaşlarım. Şöyle. Şöyle kulakları da unutmayalım. Evet. Yakışıklı olduğunun farkındayım. Şimdi arkadaşlar köprücük kemiği kırıklarında yaranın hangi bölgesi tespit edilir demiş. Öncelikle köprücük kemiği nerededir? Şurada değil mi arkadaşlar? Şurası. Şu bölgede. Yani boyunun hemen bittiği noktada şurası köprücük kemiği diyebiliriz. Ele bakalım. Eller tespit edilir mi arkadaşlar? Ellere bakalım. Hayır, alakası yok değil mi? O zaman eli çizdik. Kalça? Hayır, gerek yok değil mi? Göğüs? Hadi göğüse gidebilirsiniz ama... Göğüs de değil arkadaşlar.
Dikkat ediyorsanız biraz daha nerede? Yukarıda. Omuzumuzda yani. Şurası olmuş oluyor buralar. Tespit edilen yerler. Doğru cevabımız o yüzden A şıkkı omuz olacak. Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hallerde kullanılmaz? Yolların buzlu ve kaygan olması halinde, görev hali dışında, trafiğin yoğun olduğu yollarda, yani karayollarında, şehirler arası karayollarında demiş. Arkadaşlar biz geçiş üstünlüğü neydi? Önce ondan bahsedelim. Daha basit anımsamanız için mesela hani polis, ambulans, ondan sonra organ nakli taşıyan araçlar, itfaiye veyahut da yol yardım araçları. Bunların geçiş üstünlüğü vardır arkadaşlar. Eğer bunların ışıkları yanıyorsa, üstündeki tepe lambaları ve siren vesaire varsa, bunların geçiş üstünlüğü aktif demektir. Yol vermek zorundasınız. Doğru cevabımız B şıkkı. Görev hali dışında kesinlikle arkadaşlar bunlara yol geçiş üstünlüğü sağlanmaz. Zaten bunlar da o vakitlerde bunu kullanmazlar. Hangi durumda yaralı kesinlikle sedye ile taşınmalıdır? Omurga kırığı olan, kaburga kırığı olan, birinci derece yanığı olan, kolunda yara ve kırık olan demiş. Değerli arkadaşlarım, omurga kırığı olan dediğimiz omurganın neresi olduğunu bilmeyenler var. Hemen göstermek adına şöyle. Değerli arkadaşlarım, omurga kırığının neresi olduğunu bakmak adına şöyle. Omurga kırığı dediğimiz şey şu var ya şu. Cinalinimizin şu göbek tam böyle şu giren şey bu omurga arkadaşlar. Eğer burada kırık varsa dikkatli olmak lazım. Bu bir. Kaburga kırığında varsa demiş. Şu göbek olarak düşünürsek şurada kemikleriniz var ya şöyle yan yan böyle uzanıyor hani. Ortadaki şeye bağlı olarak lan. Burası kaburgalar. Birinci derece yanığı olan demiş. Kolunda ve yara ve kırık olan demiş. Arkadaşlar kesinlikle sedyeli taşınması gereken A şıkkıdır. Neden? Çünkü baş, boyun, gövde ekseni bozulursa bu hasta kesinlikle felç kalacaktır. O yüzden sedye ile sabitlenerek, tespit edilerek taşınır. Şekildeki trafik işaretine göre bir numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır? Hızını arttırmalı, önündeki aracı geçmeli, öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı, daralan yol kesimine yaklaştığı için karşıdan gelen araca yol vermeli demiş. Levhalara baktığımız zaman üstteki levha sağdan daralan kaplama diyor. Yani arkadaşlar bu 1 ve 2 numaralı bulunan araçların bulunmuş olduğu şerit birazdan daralacak demek oluyor. Yan tarafa geçmek zorunda kalabilirler. Aynı zamanda burada diyor daraldığı zaman diyor tek şeride inecek yol diyor. Tek şeride inecek diyor. Yani 1 ve 2 ve 1 numaralı bulunan araçların bulmuş olduğu şerit iptal olacak. Sadece şu şerit kalacak. Hah diyor işte diyor bu şeride tek kaldığın zaman diyor karşıdan gelene ne yap diyor bu levha yol ver diyor. Yani bakalım yani o levhada o anlama geliyor karşıdan gelene yol ver levhası. Doğru cevabımız D şıkkı yolun daralacağını ve burada karşıdan gelene yol vermesi gerektiğini bize bildiriyor. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir? Deride kızarıklık, vücutta sıcaklığın artması, solunumun aniden derinleşmesi, nabzın süratli ve zayıf olması. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Nabzın süratli ve zayıf olması. Şok pozisyonumuz nasıldı arkadaşlar? Hemen şurada yine bir şekilde bunu anlatmak istiyorum. Hasan amcayı şöyle yatırdık. Ayaklarını 30 santimetre yukarıya kaldırıyoruz arkadaşlar. Hasan amcanın beynine kan gitmesini ne yapıyoruz? Sağlıyoruz ya da Nimet ablamızın diyelim kan gitmesini sağlıyoruz. Doğru cevabımız D şıkkı dedik burada da. Yani ayakların 30 santimetre yukarıya kaldırılması olacak şok pozisyonunda. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? Yakıt tüketiminin artması, yakıt tüketiminin düşmesi, motorun sarsıntılı çalışması, motorda yağlamanın olmaması demiş. Doğru cevap ne demiş? A şıkkı yakıt tüketiminin artması olacak arkadaşlar. Yakıt tüketimi artar. Yani durduk yere hiç araç hareket etmeden rölantide tın 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 diye çalışırken daha fazla yakıt yakmış olursunuz. Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş karayoldur? Evet. Bunu geçmiş sorularımızda biraz önce yani ben size verdim nasıl şekilde olduğunu. Yine ben size şöyle A, B, C diye vereyim. A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı, D şıkkı.
Boğazımda haf varmaya başladı yine. Doğru cevap D şıkkı olacak. Şu ortada görmüş olduğunuz iki devamlı çizgi buranın bölünmüş karayolu olduğunu bize bildirir. Burası ne hocam? Burası çift yönlü. Buraya baktığımız zaman tek yönlü. Ne? Hayır, burası da çift yönlü. Bakın zaten karşı taraftan da gelen olacağı için ne yapmış? Buraya sollaması gerekmiş. Solluyor. Burası da çift yönlü karayolu ama arkadaşlar ortadaki çizgi tek. Ne demek istiyor aslında? Burada sollama yapma diyor. Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenirse %25 indirimden faydalanılır. Bu çok güzel bir şey var ya, ben ilaç gibi bu. Düşünseniz ya, 20 milyarlık bir borcunuz olmuş olsa hemen %25'i ödenmiyor. 10 milyarda 250 10 milyarlık bir borcunuz oldu diyelim ki devlete. 10 milyarın 2,5 milyarını ödemiyorsun. Çok güzel bir şey. Doğru cevabımız A şıkkı, 15 günden itibaren olacak arkadaşlar. Niye okumadım şıkları ya? Vallahi var ya, bu yaşlılık çok kötü bir şey. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Değerli arkadaşlar, biraz önce ben bunu da verdim. Şu işaretten biraz hatırlayacaksınız. Bu neyi gösteriyordu? Kırmızı halde yanık şekilde verdim. Hatta ilk 7. soruda mı neydi, vermiş olmam lazım. Karterdeki yağ miktarını, depodaki yakıt miktarını, soğutma suyu sıcaklığını, radyatördeki su seviyesini. Arkadaşlar seviye falan bildirmiyor. Soğutma suyu sıcaklığını bize gösteriyor. Bu amcamız bayağı fazla gaza basmış. 80'in üstüne çıkmış. 90'a gelirse zaten ilk gaz lambası da yanacaktır. Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Ön ve arka yanlarındaki trafiği kontrol etmeli. İşaret verdiği anda manevraya başlamalı. Kesinlikle bunu yapmayın. Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli. Aman diyeyim, pamuk camcılar hızlı bir şekilde bekliyor zaten. Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli demiş. Doğru cevabımız A şıkkı. Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli olacak arkadaşlar. İşareti veriyoruz, kontrol ediyoruz ve sollayıyoruz. Solladıktan sonra tekrardan işaret verip kontrol edip yerimize giriyoruz. Evet. Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir demiş. Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli. Yaralıların genel durumları, sayıları bildirilmeli. Çağrıyı yapan kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermelidir. Yukarıdakilerden hangileri haberleşme ilkesindendir demiş. Arkadaşlar kazanın olduğu yeri doğru ve açık şekilde vermek bir. Buna artı koyalım o zaman. Neredeydi? Heh. Buna bir artı koyalım. O zaman birin olmadıklarını çizelim. Evet, C şıkkını çizdik. Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli. Evet. O zaman 2'nin olmadıklarını da çizelim. Çağrıyı yapan kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermelidir demiş. Evet, kaldı şimdi 3. O zaman arkadaşlar bakın, sadece buraya kadar yaptığımız zaman 2 şıkka indirebildik mi? İndirdik. %50 atma şansınız var artık. %50 atma şansınız var. Doğru cevap ne diyor bize? Hepsi diyor arkadaşlar. 1, 2 ve 3 arkadaşlar. Kimlik bilgilerini o kadar aşırı bilgi istemiyorlar. Sadece isminizi isterler arkadaşlar. Bir de telefon numaranızı isterler. Adamlar o bölgeye ulaşabilmek için, sizi tekrardan aramak için. Yoksa sizin başınıza çorap örmek için değil. Evet. Egzoz dedim ya. Egzoz gazı zehirlenmelerinde hangisi daha büyüktür demiş. Etkisi daha büyüktür demiş hangisinin? Kükürt, karbonmonoksit, kurşun, karbondioksit verilmiş şıklarda. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Karbonmonoksit olacak arkadaşlar. Çok zehirli bir gazdır diyelim. Aşağıdakilerden hangisi koltuk ferdi kaza sigortası yaptırılması zorunludur? Otomobil, çekici, otobüs, kamyonet verilmiş. Doğru cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar yolculara tek tek ferdi sigorta yaptırılır. Bu çok iyi bir şey. Herhangi bir zarar gördüğünüz zaman direkt hemen karşılanıyor. Hangisinde ilk yardım çantası bulundurulması mecburi değildir demiş. Otobüs, çekici, minibüs, kamyonet, otomobil, taksi, otomobil, bu ne ya? Motosiklet, motorlu bisiklet. Tekrar okuyorum şıkları.
okuma da gerek yok arkadaşlar da. İlk yardım çantasının bulundurulması mecburi değildir demiş. Otobüslerde mecburi midir? Evet. O zaman geçelim burayı. Çekicilerde de evet. Minibüste zorunlu mudur? Evet. Evet, kamyonette de zorunlu. Zaten bir tanesi zorunluysa bu şıkkı geçeceğiz. Otomobilde evet, o zaman bunda da zorunludur. Motosiklette hayır, motorlu bisiklette hayır. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Akünün kutup başları araca ters bağlanırsa hangisi olur demiş. Su pompası hangisinin arızalanacağını soruyor bize. Su pompası, şanzıman dişleri, alternatör diyotları, diferansiyel dişleri demiş. Arkadaşlar maalesef alternatör diyotları eğer ters bağlanırsa gidecektir. Doğru cevap C şıkkı. Su pompası, şanzıman dişleri, diferansiyel dişlerin bununla hiçbir alakası yok. Elektrik sistemiyle alakalı olacağı için C şıkkı olacak. Ters akım gelince ne olacak? Otomatik olarak gidecek. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder? Yolcu indirirken beklemek, 5 dakikadan fazla beklemek, kırmızı ışık yanarken beklemek, görevlilerce verilen emre durmak demiş. Arkadaşlar hangisi duraklama ifade eder? Duraklama keyfi olması lazım. Yani yolcu indirip bindirmek duraklamadır. Ondan sonra kırmızı ışık yanarken ve görevlilerce verilen emre durmak durmadır. Çünkü zorunluluk hasıl olmuştur. 5 dakikadan fazla beklemek ise park etmeye girer. Doğru cevabımız A şıkkı. Yolcu indirip bindirirken beklemek. Mesela şey der. Yolcu musluklarına kaç metre mesafede mesela yolcu musluklarının kenarında durmak suç mudur? Evet, duraklarsanız suçtur çünkü keyfidir. Durdurulursanız yani durma eylemi gerçekleşirse durmak suç değildir. Neden? Çünkü polis durdurmuştur seni. Veyahut da kırmızı ışık arasında durmuşsundur. Bu zamanlarda durabilirsin fakat duraklama yapmak yasaktır. Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir? Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması, periyodik bakım kartının doldurulması, muayenesinin yaptırılmamış olması, kayıt ve tescilinin onaylanması. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Kayıt ve tescilinin onaylanması gerekir. Hocam yeni araç aldım, daha onaylanmadı. Ne yapmam lazım? Değerli arkadaşım, ana cadde üzerinden gideceksin sadece. Böyle bir hakkın var. Ana cadde üzerinden şehir içinde gideceksin. Kesinlikle ara caddelere girmediğin müddetçe yaptırmak için notere gidebilirsin. Evet değerli arkadaşlar, burada bitti.